Merhaba sinema izleyicileri. Bugün size kesinlikle izlemeniz gereken bir film önereceğim. Filmin başrolünde ise bir at var. Evet, yanlış duymadınız. Bir at, savaş atı. Savaş Atı, Birinci Dünya Savaşı'nı atın gözünden gördüğümüz savaş dram filmidir. İzlememiş, hatta adını duymamış olabilirsin. Bu video senin için. Bu filmden sonra yaptığım bazı araştırmalar oldu. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Kendime önce şu soruyu sordum. Savaşlarda ölen, mağdur olan sadece insanlar mı? Tabii ki hayır. Şu an söyleyeceklerimi ilk defa duyduğunuzdan eminim. Birinci Dünya Savaşı'na 6 milyon at katılmış. Evet, yanlış duymadınız. 6 milyon Birinci Dünya Savaşı'na, sadece Avrupa'daki cephelere 1 milyon at. Dünya genelinde ise 6 milyon atın kullanıldığı tahmin ediliyor. Bu atların çoğu cephelerde can verirken, savaş sonunda hayatta kalanlar da ya savaş tutsaklarına yedirilmiş ya da kesilmek amacıyla Fransız ve Belçikalı kasaplar tarafından satın alınmış. Film, Michael Marpurgo'nun kitabından 2011 yılında Steven Spielberg tarafından filme uyarlanmış. Önce bir çocuk kitabı, sonra da aylarca kapalı gişe oynanan bir tiyatro oyunu. Sonrasını zaten biliyorsunuz. Benim film için yorumum. Koşuyormuşum gibi hissettim. Siz de izlediğinizde zaten beni anlayacaksınız. Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere ve Avrupa arasında geçen bir film. Joy adlı bir at ve onu evcilleştirip eğiten Albert adında genç bir adam tarafından muazzam bir dostlukla başlıyor film. Joy, Albert'in babası tarafından orduya satılıyor. İkili mecburen ayrı düşer. Albert atını bulmak için gönüllü olarak savaşa katılır. Film kısaca duygusal dalgaların sanal bir tsunami'si. Kitabın yazarının yorumuna bakarsak, Birinci Dünya Savaşı'na katılan Joy adlı bir çiftlik atı, özel bir at. Onu özel kılan ise savaşa katılan ve evine dönebilen ender atlardan biri olması. Ama Joy'un bu öyküsü bilinse de zamanla unutulmuş. Michael Morpurgo da zaten kitabını bu gerçek hikaye unutulmasın diye yazmış. Bu filmi kesinlikle izleyin.